Türkiye'de trafikte motorcuların karşı karşıya kaldığı zorluklar ve tehlikeler her geçen gün artıyor. Hız, sabırsızlık, kurallara uyulmaması. Tüm bu faktörler bazen kavgaya, bazen de ciddi kazalara neden oluyor. Peki bu olayların arkasında neler yatıyor? Gelin motorcuların yaşadığı en çarpıcı kavga ve kaza anlarına birlikte tanık olalım. Yoğun trafikte bir motorcu araçların arasından geçmeye çalışırken hiç beklemediği bir şey oluyor. Var mı bir şeyin? Var mı bir şeyin? Varsa söyle. Yok değil mi bir şey? Aman dikkat et, kurban olayım sana. Motorcu yeşil ışıkta ilerlerken aniden kırmızı ışıkta geçen bir araç yoluna atlıyor. Yaşadığı olayın şokuyla motorcu sinirleniyor. Anan nasıl moruk? Anan nasıl? Ananın gözlerinden öpelim. Abi beni eziyordun. Beni eziyordun abi. Kırmızıda geçtin ya. Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tokatacağım. O burnunu sıkacağım sana. Bu gibi anlar motorcuların trafikte ne tür tehlikelerle karşılaştığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Motorcu yolda ilerlerken bir taksi göz göre göre önüne kırıyor ve kaçınılmaz olay yaşanıyor. Abi sen niye benim önüme geliyorsun? Gözünü seveyim ya. Abi ben yok da. Yani bende bir şey yok, gözün kör. Yani arabana yazık oldu. Sen de emekçisin abi yani. Bir şey yok herhalde, bakın. Ya adam bile bile üstüme geliyor ya. Ses geliyor. Oradan yavaş yavaş attım, yeni başladı. İyi, farı kırılmamış, boş ver. Hasta ciğerle kırmızı. Sağlık olsun. Abi geçmiş olsun. Sağ ol. Sen kusura bakma. Estağfurullah. He? Ya bende bir şey yok da. Adam göz göre göre üstüme geldi ya. Ben de tutacağım kırıldı. Aynayı da çıkarttım. Telefona baktım. Sipariş konumuna. Yapı kente gidiyorum ben de. Kafamı kaldırdım, baktım üstüme geliyor. Kral Allah'ın üstüne eyvallah. Bu ülkede size yeşil de yansa, kendi şeridinizde sakince gitseniz bile kazalar yaşanıyor. Sürüş anında telefona bakarak kendinizi de tehlikeye atmayın. Aç tabi. Bir şey diyeceğim abi, düzgünce kavga için değil, gözünü seveyim, sinyal ver ya. Sen aradan ne geçiyorsun? Aradan nereye geçiyorum abi, sen benim geçtiğim araya niye giriyorsun o zaman? Çekil yapma bana ha. Bak babam yesin adam, yumruğu da döverim sana ha. Buradaki olayda da arabanın sol sinyal ampulü çalışmıyor ve bu şekilde trafiğe çıkması uygun değil. Bu yüzden motorcu onu fark etmiyor ve aracın dibine kadar giriyor. Oradan geçtim de abi, evet abi. Ben orada soldan araba var diye geçemedim. Hızlıydım ben biraz. Doğrudur.
ben de. Çekmiyor ki. Duran trafikte karşıya geçmeye çalışan motorcu sağdan gelen bir araçla çarpışıyor. Küçük bir dikkatsizlik motorcunun hayatını riske atıyor. Abi sağdan gelinir mi ya? Oğlum ya görmedim ki hiç ya. Bir şey yok değil mi? Sağdan gelinir mi abi ya? Bir şey var mı elinde? Bende bir şey yok. Motoru ben iyiyim abi. Motoru sal. Sende bir şey var. Yok ben iyiyim ya. Aç ayağı bırak motoru. Bırak abi tamam. Bende bir şey yok. Yok abi. Sıcaklama. Motorcu yolda ilerlerken araç sürücüsü önündeki araçla durduğu için motorcuyu fark etmeden bir anda şerit değiştiriyor ve motorcu bir anda tehlikeyle burun buruna kalıyor. Bıktık ya. Abi isteyerek yapmadım biliyorum. İsteyerek yapmadığını biliyorum ama. Yok fark ettim. Sıkıntı yok. Hani korna çaldın da yanlış anladım o yüzden geldim. Yok yanlış anlayacak bir durum da ya. Yok da sen benim önümdeki arabayı görmedin diye. Aynen sıkıntı yok. Hani uzun korna çaldın da o yüzden geldim. Trafikte sadece bir anlık dikkat eksikliği bile kazalara yol açabilecekken saygı ve sabır bazen hayat kurtarabiliyor. Bu olaydaki motorcumuz da yolunda ilerlerken aniden karşısına kasis çıkıyor. Dikkatsiz ve hızlı şekilde yaklaşan motorcu kasisiz zamanında fark edemediği için fren yapamıyor ve çarpmanın etkisiyle çantası kelimenin tam anlamıyla havada uçuyor. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ya ne yapıyorsun? İki motorcu da aynı anda emniyet şeridinden gitmek isteyince bu görüntüler ortaya çıkıyor ve gerilim artıyor. Abi dikkatli çıksan oradan ya. Aradan çıkıyorsun ama. Sen aradan zırt diye çıktın. Nasıl ki? Oradan böyle bakarak çık. Ne salak adamsın ya. Motorcunun içinden geçebileceğini düşünen araç şerit değiştirmeye çalışıyor. Motorcu da bu duruma sinirleniyor ancak aracın acelesi olsa gerek ki makas ata ata ilerliyor. Ben gidiyorum yolumdayım.
Olur tamam. Videoyu olayla bitirmeyelim. Kuryenin karşılaştığı olayın ilginç bir hikayesi. Daha demin gittim son siparişimi teslim etmeye bir apartmana. Baba girdim içeri, yazığa -3. İndim üçüncü -3'e. Adam kapıyı verdim o siparişi, dedim yalnız canlama da kardeşim dedim. Burada sen dedim nasıl yaşıyorsun ya dedim, nasıl nefes alıp veriyorsun dedi. Olsun be abi, en azından değil, kışın değil, sıcak oluyor. Olur tabi amına koyayım, bir tık daha altı zaten magma düzeni. Adamın tek temennisi abi kışın değil sıcak oluyor. Zaten kardeşim o kadar diptesin ki ekvator sana çok uzak zaten. Kar kış yağmur etti mi senin haberin bile olmaz yani. Kar yağdığında rüyanda bile görmezsin olsun. Bu videoda motorcuların trafikte karşılaştığı tehlikeleri gözler önüne serdik. Hayat kurtarmak ya da tehlikeye atmak için bir saniyeden fazlasına ihtiyacımız yok. Unutmayın, her birimiz trafikte birer can taşıyoruz. Klasik olacak fakat düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, güvende kalın. We'll be right back.